Arkadaşlarım genelde müze Arkadaşlarım ziyaretlerini mahvettiğimi söylerler. Onlara göre ziyaretlerini mahvediyor olmamın sebebi, müzelerdeki tarihi eserleri yakından inceleyince üzerlerindeki keski ve demir testeresi izlerini görebiliyor olmam. Bu izler o parçaların müzelere geliş hikayeleri hakkında bilgi veriyor. Boston Üniversitesi'ne arkeoloji okumak için gelmiştim. Üniversitede okurken arkeolojik sitelerin yağmalanması ve tarihi eser kaçakçılığı konularının çok önemli küresel problemler olduğunu öğrendim. Ve öğrencilik yıllarımda gittiğim Kamboçya'da bunun gerçekten de ne kadar önemli ve büyük bir problem olduğunu gözlerimle gördüm. Kamboçya'nın tapınaklarının bazıları 1000 yaşını devirmiştir. Bu tapınakların bazılarında onlarca heykele rastladım. Koh Ker Tapınağı zamanında bir kaşif tarafından içindeki heykellerin sayısı sebebiyle tarihi bir müze olarak tanımlanmıştır. Koh Ker'i bugün ziyaret ederseniz bu heykellerin hemen hemen hiçbirine rastlayamazsınız. Sizi heykelsiz kaideler, duvarlardaki delikler ve yerdeki parçalar karşılar. Bu bölgeler tahrip edilmiştir ama bu tahrip yüzyıllar süren bir tahrip değildir. Kamboçya'daki yağmacılığın özellikle Kızıl Kimerlere karşı verilen sivil savaş sırasında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tarihi eserler açısından zengin bir ülkede sorun çıktığında sanat eserleri pazarına birdenbire o ülkeye ait eserler düşün. Bu tarihi bir problem değil. Tarihi eser kaçakçılığı dünya üzerindeki birçok önemli arkeolojik siteyi tehdit ediyor. Ama özellikle Suriye, Mısır, Libya, Mali ve Tunus'ta bu durum büyük bir problem. Bence halkın bunun bir beyaz yaka suçu olmadığını bilmesi gerekiyor. Terörist ve isyancı gruplar tarihi eser kaçakçılığını kendilerine kaynak yaratmak için kullanıyorlar. Bu konuda aklımızı başımıza toplayıp önlem aldığımızda her şey için çok geç olacak diye endişeleniyorum. Arkeolojik sitelerin yağmalanmasını engelleyemezsek geriye geçmişten hiçbir şey kalmayacak.